Oğlum biz sana niye aldık bu evi he? Sen burada niye yatıyorsun? Biz sana niye aldık bu evi? Söyler misin bana? He? Sana bak biz burada Berkay nasıl bir sarılmak oğlum o ya? Nasıl bir sarılmak? Ama dur 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 çıksın. Çıksın babacığım. Ezilir tamam çok seviyorsun da. Çok çok fazla sarılıyorsun. Duman biz sana niye aldık oğlum bu evi? He? Sen burada uyu diye almadık mı biz sana? Gel bakayım bir. Gel bakayım seni bir kerecik bir seveyim şöyle gel. Gel. He? Bu evi biz niye aldık biz? Bu ev senin evin işte. Yatsana burada. Bak ne kadar güzel. Yoksa Berkay el koyacak bak o eve. Yok kapatma kapatma. Çıkar çünkü durmuyor orada. Ama dur Berkaycık bir dur ya. Bak ne kadar güzel oldu. Bir fotoğrafını çekeyim şöyle. Alacak illa onu oradan. Kuyruğundan tutma ama bak. Hayvanı kuyruğundan tutma. Berkay ne yapıyorsun? Kuyruktan tutulmaz. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Aslında videomuz Duman Bey değildi ama şimdi Duman Bey ile başladık. Çünkü aldık buna para verdik aldık bu evi. Bir defa bile yatmadı orada. Sadece ilk açtığımız zaman böyle bir yarım saat uyudu. E şimdi sen elin orada diye seninle beraber duruyor orada. Ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar şimdi çok zor bir iş yapacağız. Daha doğrusu yapmamız lazım. Şimdi göstereceğim size. Berkay sen de yardım edeceksin bize. Elif'in arkadaşlar sürpriz oyuncak odasını toplamamız lazım. Çok kötü bir durumda. Orayı toplayacağız. Ondan sonra bir de yapmamız gereken bir iş daha var. Bu kutular ne Berkay? He? Yapacağız işte bunların ikisini de dolduracağız. Ne için dolduracağız? Arkadaşlar bizim burada bir öğretmen ablamız var. O anaokulu öğretmeni. Oradaki arkadaşlar için böyle küçük hediyeler hazırlayacağız. Ona göndereceğiz. Size şeyi de göstereyim. Elif'in oyuncak odasını nasıl topladı Elif? Elif topladı değil mi? Evet, Elif. Sen yardım etmedin. Elif, Lera hiç yardım etmedi arkadaşlar. Burası böyle savaş alanı gibiydi. Elif kendisi topladı burayı. Biraz da popülasyonu da azaltmış. Ama burada bir tane terörist var. Berkay Efendi burayı her zaman dağıtıyor maalesef. Elif de burada oynamayı çok seviyor işin doğrusu bu oyuncaklarla. Aslında Elif çok fazla oyuncakla oynamıyor değil mi? Biz çok oyuncak alıyoruz arkadaşlar çünkü bunu videolar için alıyoruz. Bu kadar çok oyuncağa aslında gerek yok. Elif'in oynadığı oyuncaklar belki 4-5 tane oyuncağa geçmez. Onun haricinde diğerleri öyle bekliyor. Yeni videolar için, yeniden kullanmak için bekliyor. Normalde yani anne babanızı çok fazla oyuncak diye sıkıştırmayın. İyi seçin oyuncağınızı. Evet, iyi seçin oyuncağınızı. Az oyuncakla çok daha güzel şeyler, oyunlar oynayabilirsiniz. Hadi gidelim şimdi oyuncak odasını topla. Geliyor musun Berkay? Yoksa sen nereye? Gel hadi. Yok dışarı çıkmayacağız. Buraya gel. Şimdi arkadaşlar burayı görünce şok olacaklar arkadaşlar. Çok darmadağınık. Çünkü biz uzun bir süreden beri burada değildik. Onun için burası böyle savaş alanı gibi. Gözün korktu yoksa vaz mı geçsek? Başladık mı şurası bitmez. Bakar mısın şuranın haline? Berkay, ne buranın hali böyle? Şimdi Lera'nın da bilmediği bir tane sürpriz göstereceğim. Elif hiç bilmiyor bunu. Bunu Lera da bilmiyordu arkadaşlar. Şimdi görecek. Hop. Anladın mı ne olduğunu? Lol nasıl? Renklerinden anladın hemen ne olduğunu. Lol karavan. Karavan. Lol karavan arkadaşlar. Elif'e bu çok güzel sürpriz olacak. Yakında Elif'e 3 milyon kutlaması yapacağız. En sonunda 3 milyon kutlamasında vereceğiz bunu. Ama benim sürprizim olacak bu Elif'e. Senin değil. Şimdi nereden başlayacağız ya? Nasıl yapacağız? Bazı şeyleri yeni görüyor, o da şaşırıyor. Çünkü bunları ben aldım arkadaşlar internetten. Lera görmedi. Lera Elza'nın yeni evi bu. Evet, bir de bunu da görmemişti. Tamam, Elza'yı da sen sürpriz yapabilirsin. 3 milyon kutlamasında. Ben lol istiyorum. Lol'ü ben yapacağım. Ben aldım, ben düşündüm. Ben aldım, ben yapacağım. Düşersin. Lera, nasıl başlayacağız? Bir şekilde başlamamız lazım. Evet, kutu oyun. Evet, arkaya kutu oyunları. Mesela onu arkaya... Aa, bunu okula da götürebiliriz Evet. aslında. Değil mi? 4-5 yaşındaki çocuklar oynayabilir bununla. Tam küçük çocuklar için, anaokulu çocuğu için uygun. Aslında 6 yaş diyor ama anaokulundaki çocuklar için de olmaz mı sence? Olur. Bence de olur ya. Akıllı. Çok da güzel bir oyun bu, evet. Akıl oyunu. Bundan da koyuyorum ben. Tamam. Aa bak o Sünger Bob'tan bir tane daha var orada. İyi. Ötekinden de var. İki tane aynı oyundan var nasılsa bize. Aferin be Berkay. Bravo sana. Nasıl da benim oğlum güzel çalıyor. Aferin. Bravo. Bakayım. Nasıl bir oyunu? Farklı. Trafik öğreniyorum diye. Acaba maket falan mı yapıyorlar? Olsun biz bunu da verebiliriz o zaman değil mi? Bu da mı akıl oyunu? Temel matematik diyor.
5 yaş ve üstü. Bence olabilir o. Onları ben evet 1 dakika 60 saniye challenge için almıştım ama. Yok, onları büyükleri aşağıya koysaydın ya. Bizim böyle bir tane mutfak setimiz vardı değil mi? Bunu da verebiliriz o zaman. Bence evet. Evet, bunu Elif'e gösterirsek o çok sever. Evet. Okumayı çünkü çok seviyor arkadaşlar, Elif kitap okumayı. Bunda daha okuduğunu daha iyi anlamayı da sağlıyor bu. Yani hızlı okumayı değil de okuduğunu kafada tutmayı, anlamayı sağlıyor. Evet, puzzle bu, puzzle. Koyayım mı bunu da kutuya? Evet. Anaokuluna gönderelim. Oğlum senin var ya satranç içeride. Dur dökülecek ama onlar. Dur. Sana bak bir tanesini üstten. Bu kitap ama şey. Yani böyle kelime öğrenmek için araba, kitap. Araba, tren. İngilizce. Onların İngilizceleri yazıyor. Aslında bu daha küçükler için işte. Hem de İngilizce. Dur bakayım, yaş yazmıyor ama. Yani Elif'e bu küçük değil mi? Duygular bunda. Bunu o zaman şu bilgi şeylerin yanına koyalım. Ha, bununla o aynı. Getir bakayım. Firma aynı. Adeda. Okumayı güçlendirme seti. Bu da dikkat güçlendirme seti. Ama bu 10 yaş içinler ha. Tamam. Büyük gelmesin Elif'e. Normal. Berkay ne yapıyorsun oğlum orada? Ha? Koyuyorum böyle büyük olanları. Böyle üste doğru çıkartayım onları. Sonra yandan görüyoruz zaten ne oldu. Ha, bizde bir tane var bundanları ha. Bunu da koyalım mı oraya? 4 yaş üstü diyor. Tamam. Tam okula uygun. Sen bunları gördün mü? Evet. Elif bunları çok seviyordu arkadaşlar. Bu iki tane, iki oyun. Bir tanesi kale, Disney kale, prenses şatosu. Bir tanesi de balo arabası diye geçiyor. İkisini beraber birleştirip oynuyorsunuz. Elif bunu çok seviyordu ama parçaları falan bozulmuştu. Kartonu yırtılmıştı. Onun için yenisini aldım onu. Elif onu da çok sevinecek. Bak bu pie face'leri de açamadık. Bu yeni pie face biliyor musun? Bir de şurada şey vardı. Bir tane duello vardı, ikili olan. De şey değil mi bu? Büyükler için değil mi? Kaç yaş diyor? Öğretmendir. Aa yok. 6 5 yaş ve üstü diyor. Tamam. Lera, şeylerden de veremez miyiz şu o Play-Doh'lardan? Baksana. Çok değişik şeyler var. Ha, içinde var galiba onun Play-Doh, baksana. 4 renk var. Ama şunun içinde yok galiba. Anladığım kadarıyla. İki tane var. Aa, iki tane bunda da var. O zaman bunları da verelim bununla beraber. Koyacak yer var mı orada? Oo, dolmuş bunlar. Şuraya koyalım ya. Aslında bu Berkay için çok iyi. Oyuncakları böyle bunun üzerine açıyorsun. Evet. Oynuyor. Ondan sonra rop topluyorsun. Evin içi dağınık kalmıyor. Berkay sana göre bak bu. Ukrayna'dan aldık herhalde bunu. Evet. Bunu da açmamışız. Bu şey gibi bu. Kule dizmece oyunu. Anladın mı? Şöyle koyayım. Bu da yeni bir oyunlar ha. 3 yaş ve üstü diyor. Kartını seç, şeklini bul, zile bas, puanı kazan. Ve fazla oyuncuyla da oynanabiliyor bu. Bunu da koyalım. Götürelim. Tabii aynısından ben 2 tane almışım. Evet evet, Elif çok seviyor. Bak bu da Ukrayna'dan. Bunu da açmamışız. Bu da akıl oyunu. Çok güzel bu da. Hayır, bana sanki bitti gibi geliyor daha. Burası ne böyle? Çalış. Aa, çok güzel arkadaşlar. Çok feci burası ya. Ama bayağı bir yol kat ettik. Bakar mısınız? Evet. Kutu oyunlarını yerleştirdik şimdi oraya. Burada eski çadırlar var galiba. Oyun evi diyor ama onlar çadır olacak. Üzerinde Play-Doh'lar var. Bizim uzun Play-Doh'lar vardı. Geçen gün şokta bulmuştuk arkadaşlar bunları. Kaç liraya aldım ben? 10 liraya aldım. Bakar mısınız şunlara? Bunları köşeye koyayım değil mi? Bunu Berkay için açabiliriz. Berkay, garaj çadır. Sana bir tane araba alalım sana. Bir de bu garaj çadırı açalım. Tamam mı? Buraya servise götürürsün arabayı. Çok güzel. Bu çadırımız bizim başka yok mu? Şurada oyun evi var. Bunun yanına koyuyorum o zaman. Şu Elza evi de oraya koyacağım köşeye. Arkada da oyun evi var. Bu Elza evi de koydum. Bir tane de pony vardı. Şu yeni pony ev arkadaşlar bu da. Onu da buraya koyayım. Dur bakayım. Bizim artık seneye hiçbir şey kalmadı. Neredeyse baksana. Bir sürü havuz oyuncağımız var bu sene açamadığımız. Flamingo var. Ördek var. Ördek iki tane mi? Aa, bu flamingoymuş. Bu flamingo, bir tanesi ördek. Ama onların görünmesi lazım. Böyle koyarsak iki taraftan da görünüyor. Bunu da aynı şekilde. Bir flamingo.
Pardon, iki tane flamingo var. Birisi beyaz, birisi pembe. Bir tane unicorn var. Bir tane tavus kuşu var. Yok, emoji iki tane. Bir tanesi gözlüklü. Pardon, ikisi de gözlüklü de. Birisi farklı renkli gözlüklü. Ha, bunlar farklı marka. İşte bu deniz yatakları da çok güzelmiş, baksana. Evet, Berkay'ın havuz. Berkay, sana havuz. Aslında bunu kışın da açabiliriz evde. Sıcak su, ılık suyla. Hayır canım, büyük bu. O kadar kinetik kumla doldurulacak gibi değil. 1 metre 65 santime, 1,5 metre büyük. Bir de portakal var. Başka yok değil mi bir şey buralarda? Ben göremiyorum. Portakal da güzelmiş aslında ya. Değil mi? Oo, çok güzelmiş bu. Pelikan. Keşke açsaydık. Bu da yabancı bir marka bu galiba Lera. Aa, bunu A101'den aldık, evet. Slime için diye aldık ama bence büyük bu biraz slime için. Berkay bebeğe artık gerekmiyor herhalde. Yakında yüzecek artık Berkay bebek. Baksana, burada da bir tane küçük var. Bu da gereksiz değil mi Berkay'a artık? Koyuyorum ben. Berkay'ınkileri de böyle üste koyuyorum. Oo, bak bir de Spider-Man araba var. Çok güzel. Çok güzel. Tehlikeli oldu ya. İki tane mi yapsak acaba Lera? Okuma yazma bilmeyenler de oynayabiliyor mu acaba? Ha tabii canım. 3 yaş üstü diyor. Hadi o zaman bunu da koyalım oraya. Ya bunlar kum boyama da bir tane de tuz boyama seti var. Bununla challenge yapabiliriz Lera. Evet. Tam challenge'lik. Aa, şey için. Bunu alışveriş challenge yapabiliriz, evet. Bununla. Doğru söylüyorsun. Onun için almıştık zaten bunu. Evet. Nasıl yapacaktık? İçinden hani seçeceğiz. Evet. Yarışacağız ondan sonra. Bunun için iki kişi ayrı ayrı gitmemiz lazım. Kızlar erkekler challenge yapabiliriz bunun için. Berkay hazır. Berkay artık gidebiliyor. Bir tane de şey vardı. Gitar vardı. Ha, o gitar, bir de keman. Aslında gitarı bunlar, Berkay seviyor. Bir gitarı Berkay seviyor. Nasıl Berkay? Elif challenge'te kazanmıştı. Evet. İstemişti ya. Hair Durables. Böyle mi okunuyor bilmiyorum ama hayvanlar serisilere bu. Bir tane mi acaba sürpriz var içinde? Pahalı da bir şey. 140 lira mı 150 liraya mı ne aldım? Ben de bilmiyorum ne var içinde. Temple Trap. Evet, akıl oyunu. Lanetli labirent. X-Room gibi bir şey. X-Room'un akıl oyunu şekli. Berkay ne oluyor ya? Yok. Benim de içime sindi valla. Çok güzel oldu. Bu aslında bu Barbie ama normalde pembe olmasa tam Berkay'lık da oynayacak bu. Berkay. Bunun içinde bir şey var. Berkay zaten oynamış burada demek ki. Oo, çıkartmalara bak. Kaç tane. Bunların hepsi LOL karakter var mı bu kadar? Aman Allah'ım. Aa, evet, bu tam challenge'dik gerçekten. LOL bebeği buraya koydum. Barbie'leri buraya koydum. O evler falan orada. Çadırlar orada. Şunlar arabalar. Challenge yapacağız. Arabalarla yarış yapacağız. Elif'le yarışacağız. Burada da sürpriz challenge'ler için. Bak, LOL'ler var. Barbie'ler var. Polly Pocket'lar var. Burada bir sürü kutu oyunlar var. Benim tam içime sindi. Şimdi çok güzel oldu. Okula ne kadar ayırdık? Tamam. Sığmadı oraya. Şunu şuraya koyayım. Tamam. Bir de üst kata bakalım. Üst kattan neler alabiliriz? Bayağı bir oyuncak koymuşuz. Kaç parça oldu? Aa, burada 12. Büyükleri de sayarsak 14 tane. Çok güzel oldu. Evet. Arkadaşlar, videoyu bilmiyorum kaç dakikalık video oldu ama belki 10-15 dakikalık. Biz yaklaşık 1,5 saatten beri burada uğraşıyoruz. Hadi Berkay, çıkıyoruz. Alo, ben şunu çok merak ediyorum Lera. Şu drone değil o. O biraz farklı bir şey. Kumandası yok. Yani böyle elinle kendisi havada kalıyor. Berkay, tam senlik burası, karıştırmalık ama izin vermeyeceğiz sana karıştırmana. Bu al. Al hadi. Babacım al. Götürecek seni içeriye. Aferin. Şimdi bunları, şunu da alalım. Yukarıdan da birkaç oyuncak alırız. Tamam, şuraya birkaç tane de koyabiliriz. Hop. Bravo. Berkay bebek kendisi çıktı. Bravo. Şu baybakı alalım. Onu verelim. Bir tane bizde var, nasıl bundan? Bence çocuklar için ideal bir oyun. Yarışırma yapar. Aman Allah'ım, burası ne kadar dağılmış böyle Berkay. O sana göre değil oğlum. O sana göre değil. O da hafıza oyunu galiba. O da o. Değil mi? Berkay da oynar bunlarla aslında. Oynamaz mı? Bir tanesini verebiliriz. Buraya sığdırırız ya. Sığmaz mı sence? Bence çok güzel oldu. Tamam. Bay Bilmiş oynayacağız. Evet. Arkadaşlar, bunu çok istiyordunuz. Şimdi bunu yeniden oynayacağız bu akşam. Ah, bu ev kaldı. Bu da aslında 3 milyon hediyesiydi ama
sen burada mı kaldın? Senin ne işin var burada? Oh, sen de tabii derli toplu buldun odayı. Ne kadar güzel arkadaşlar, çok içime sindi gerçekten. Çok güzel topladık odayı. Burada slime parçaları, işe yaramaz oyuncaklar diyorum ben bunlara, küçük oyuncaklara. Banyo için jeller, sukuşiler, deniz oyuncakları, çadırlar, evler, kutu oyunları, burası komple. Ondan sonra şurada challenge'ler için bir şeyler var. Burada bebekler, ondan sonra işte neyler, minişler falan. Ondan sonra dışarıda bahçe oyuncakları, loller ve onun gibi aksesuar oyuncaklar. Hepsi çok güzel oldu. Aferin bize. Çok çalıştık ama, çok yorulduk ama iyi iş becerdik değil mi? Aferin, bak artık sen uslu uslu duruyorsun. Önceden böyle kucakta durmuyordun. Evet, şimdi uykusu var onun için. Arkadaşlar görüşürüz. Bye bye. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Sizi çok seviyoruz. Ben çok yoruldum. Lera gitti, çay içti, geldi. Yok. Nasıl yok? Ben bir saat ben kendim çalıştım burada. Lera yokken çalıştım arkadaşlar. Size göstermedim ama Lera yokken ben çalıştım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Bay bay.